günler. Benim bir tane kargom vardı. Bunu vermek istiyorum ama adresi yazmaktan başka ne yapmam gerekiyor acaba? Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Rüya, şimdi bunları sağ taraftan gidecekmişiz. Hızlı olman lazım. Zamanla karşılaşıyoruz, tamam mı? Nereye götürecektik? Bir dakika, dur. Önce bakalım nereye götürecektik? Dur. Neresi burası? Çevir. Ters anneciğim, ters. Ters yazı okunmuyor. Kuryemiz burada. Biz buraya götüreceğiz. Burası neresi biliyor musun? El sanatları. Evet, el sanatları atölyesi. Hızlı. Koş ya. Gidelim bakalım. El sanatları atölyesi. Hayır, burada fırın var, televizyon stüdyosu var. Burası da değil. El sanatları atölyesi hani banka da şurada. Burası değil. Rüya, el sanatları atölyesini bulamıyoruz. Çabuk olmalıyız. Görevimizi tamamlamamız lazım anneciğim. Koş. Şu tarafta mı acaba el sanatları atölyesi? Ne dersin? Ya da şu tarafta mı? Rüya, galiba yaklaştık. El sanatları atölyesi. Ha, burası değil. El sanatları atölyesi. Rüya, yanlış taraftayız. Bu tarafa gitmemiz gerekiyor. Yürü. El sanatları atölyesi. Kargomuzu bırakmamız lazım. Çok teşekkür ederiz. Koş anneciğim, bulamadık hala. Ters yöne gitmişiz ya. Ay. Rüya. Dur Rüya. Ay, nefes nefese kaldım. İtfaiye burada. Rüya, dur. Rüya. Burası olabilir mi? Sanat atölyesi diyor. El sanatları diyor. İkisi sanatla başlıyor. Bence burasıdır. Senin şimdi içeriye girip kargoyu bırakman lazım. Al kargonu. Ben şeyi tutuyorum, bunu tutuyorum. Sen bunu al. Gir içeri, bırak hemen kargonu. Hadi bakalım. Yavaşça. Dur, ben sana kapıyı açayım. Hop. Gir bakalım içeriye. Kargomuzu bırakalım. Merhabalar. Kolay gelsin. Kargomuz var. Gel bakalım. Teşekkürler. Kargomuzu verdik. Artık yeniden. Ha, bir şey söyleyeceğim. Burası çok büyük. Biz ne taraftan gelmiştik? Şu taraftan gelmiştik Rüya. Gel gidelim. Bu taraf. Hayır bu. Peki. Yok, gerçekten bu. İyi hatırlıyorum ya. Gidelim. Bu taraftan gelmiştik. Hastanenin önünden geçtiğimizi hatırlıyorum. Bakın, Acıbadem Hastanesi burada. Tutarım tabii. Rüya hızlanmak için hazırlanıyor. Bakalım vaktine dönüp görevi tamamlayabilecek miyiz? Gerçekten nefes nefese kaldık mı? Evet. Koş anneciğim, koş. Görevimizi tamamlamalıyız. Başarılı olmalıyız. Hadi anneciğim. Evet, geldik. Rüya, bunu vermelisin. Görevi başarıyla tamamladığımızı düşünüyorum. Koşa gittik. Hızlı bir şekilde hallettik. Şimdi Rüya, sen bugün bu işi yaparak para mı kazanmış oldun anneciğim? 8 lira mı kazandın? Oo, süpermiş. Kartını da ver. Arkadaşlar, kargoculuk işi bizde. Bunu hallettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi biz bugün Süper Fresh'te efsanevi pizza yapıyor olacağız. Hazırsanız başlıyorum. Önlüğünü giymen lazım minik kelebek. Daha sonrasında ellerini yıkamalısın sanırım. Yalnız çok hoşuma gidiyor. Burada her yerde gerçekten yemekle ilgili bir şey yapıyorsak. Ay Rüya, pizzaya bak. Üf, pişmiş o, birinin yaptığı pizza mı acaba? Boşver, yiyelim gitsin bence, ne dersin? Ne diyorsun? Evet, abla geliyor, hadi otur. Sen kendi yap, kendi pizzanı ye. Arkadaşlar, siz de eğer bir gün mutfakta güzel bir yemek yapmaya karar verirseniz Rüya'nın yaptığı gibi önce ellerinizi yıkayın. Sonra üzerinizin kirlenmemesi için önlüğünüzü takın. Evet, pizza şefi tam olarak şu anda hazır sanırım. O zaman pizza yapmaya başlayalım. Sen buraya mı oturacaksın? Evet Rüya, şimdi pizzasını ne yapacağına karar verecek. Kaşar mı? Peynir, evet anneciğim, kaşar. Ay, mısır diyor Rüya. Mısır. Zeytin. Domates mi? Bu sucuk. Sucuğa ekstra böyle bir şeyler koyacaksın sanki. Çek bakalım, yeni okuyamadım. Pizza sosu. Böyle hafif oluyor ya, böyle kırmızı. Sen seviyorsun hani. Onu da koy. Her şeyden koy anneciğim. Açız şu anda. Her şeyden istiyorum ben, tamam mı?
Bir tek zeytine mi hayır diyorsun? Peki tamam, sen bilirsin. Arkadaşlar önce yapacağımız pizzanın neli olacağını seçtik. Şimdi buradaki ablamız, pizza şefimiz bize yardımcı olacakla birlikte efsane olacağını düşündüğümüz bir pizza yapacağız. Önce pizzamızın tabanı geldi. Gördüğünüz gibi soğuk. Evet, soğuk donmuş. Bunu bizim için kim yapmış? Teşekkürlerimizi iletiyorum kesinlikle. Süper Fresh bizim için pizza hamurumuzu hazırlamış, dondurmuş ve getirmiş. Şimdi sen üzerinin malzemelerini hazırlayacaksın. Bakalım neler neler koyacaksın. Şefim sen ne düşünüyorsun? Sence güzel olacak mı pizzamız? Evet diyor. Bakalım neler koyacağız üzerine. Ya gelen şeyler bakar mısın? Aç bakalım içinden çıkacak. Dum 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 dum. Aaa mısır. Öbürler neler çıkacak? Dur önce onu koymayacaksın. Önce pizza sosu sanırım. Ay rüya kalp şeklindeydi sanki. Tam onu çekecektim ya. Evet şimdi güzelce yer pizza sosunu. Evet. Sonra mısırımız var, sucuklarımız var. Öbür ikisinde neler var acaba Rüya? Kaşarlı şey olmalı değil mi? Ne seçmiştik başka? Zeytin miydi o? Dur bakalım ne çıkacak. Zeytin. Evet, zeytin. Dım 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 dım. Ve de kaşar. Rüya bundan sonrası sende. Bir şey söyleyeceğim. İstersen önce kaşarı koy. Altına kaşar erisin, üzerindeki malzemeler de böyle olsun. Ama önce Rüya mısırları koymayı tercih etti. Şimdi kaşarlardan devam ediyor. Karışık bir şeyler yapıyor. Bakalım. Sonu, ay çok acıktım ya. Çok da lezzetli görünüyor biliyor musun Rüya? Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Pizzamız bu şekilde yapıyoruz. Koy koy hepsini koy. Ben yerim bunları. Koy sen. Ama ben mısırı... Arkadaşlar siz pizzanızı en çok neli seviyorsunuz? Hemen yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben mesela pizzada her şeyciyim. Her şeyi seviyorum ama itiraf edeyim sucuk ve sosisi birazcık az seviyorum. Onun yerine böyle peynir falan filan. Rüyada sadece sucuk ve kaşarca. Siz neler seviyorsunuz yorumlarda yazın. Bizim pizzamız bu arada. Zeytin koymayacak mısın? Zeytinlerin boynu bükük kaldı ama. Üzüldüler şu anda. Beni de koy, beni de diyor. Bitti mi düzenleme işlemlerin? Şurada kalan azıcık kaşar var. İstersen bunu şöyle senin için şöyle yapayım. Hah, evet dök onun hepsini. Ay, hadi bakalım nasıl olacak pizzamız. Şimdi yaptığımız pizzayı fırına atma zamanı. Pizzanın nasıl yapıldığını anlatıyor şu anda. Hamur yaptık önce. Rüya çok değişik işte ya. Yuvarlak yuvarlak kesildik hamurları. Ay benim karnım çok acıktı galiba. Her şey koyalım içine. Bakalım nasıl olacak bizim pizzamız. Şimdi bekliyoruz. Pizzamız pişerken biz de pizzanın sırlarını dinliyoruz. Bu sırları sizinle paylaşmamızı istiyorsanız yorumlarda yazın. Fresh pizzaları bu makinelerden geçiyormuş. Kolum çarptı, sıkıntı yok. Evet şimdi makineyi çalıştıracağız. Rüya hazır mısın? Azıcık geri gel bakalım ne olacak çalışınca. Ve bastık. Ne oluyor? Hiçbir şey olmadı. Burası dönüyor sadece yavaş yavaş. Sen bir şey görebiliyor musun? Ben de göremiyorum. Aa bu da dönüyor. Oo galiba burada donduruluyor pizzalar anneciğim. Ne dersin? Aa bak buradan geliyor. Önce pişiriliyor sonra donduruluyor galiba değil mi anneciğim? Buradan hazırlanan pizzalar geliyor. Sonra buraya konuluyor. Çok değişikmiş. Önce pişiriliyor mu sonra mı soğutuluyor? Arkadaşlar sizce Süper Fresh'ten aldığımız pizzalar önce pişiriliyor mu yoksa önce donduruluyor mu? Bilemedik biz. Bence önce pişiriliyor. Anneciğim ama bilemedim ya şu anda. Dur bakalım. Buradan geliyor. Ya bak. Rüya pizzanın pişmesi 20 saniye kalmış. Doydum doydum. Doydum nasıl için son 20 saniye arkadaşlar. Biz çok acıktık. Şimdi pizzamızı alacağız ve yemeye başlayacağız. Rüya galiba ağzının sularını akıtmamak için dudaklarını yalıyor ve gidiyor pizzasını alıyor. Haydi bakalım yürü anneciğim. Sana kadar anne. Sana kadar mı? Gerçekten mi? Bana yok mu yani? Rüya pizzanın gidip yok mu? Bakayım. Bakayım. Evet anneciğim bu sana anca yeter. Ben ne yiyeceğim peki bugün? Sushi. Bana da sushi mi yapacaksın? O zaman sushi etkinlik alanı başlasın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.